renk renk kelebekler. Ayça: Öğretmenim, saatimi kaybettim. Öğretmen: Gel Ayça, birlikte arayalım. En son ne yapıyordun Ayça? Ayça: Ellerimi yıkamıştım öğretmenim. Öğretmen: O zaman lavaboya bakabiliriz. İşte Ayçacığım lavabonun yanında. Öğretmen: Şimdi resim dersi, birlikte mutlu ve kocaman bir kedi yapacağız. Çocuklar: Yaşasın, evet, bir kedi, hey! Ayça: Öğretmenim, şimdi de kalem kutumu bulamıyorum. Öğretmen: Ayçacığım, sıranın altına düşmüş olan acaba senin kalem kutun mu? Ayça: Aa, evet, çok teşekkür ederim öğretmenim. Kayboldu diye çok korkmuştum. Öğretmen: Hepinizin kedisi çok güzel oldu çocuklar. Hadi şimdi yaptığınız resimleri kaybolmadan dosyalarınıza yerleştirin. Ayça: Öğretmenim, resmim elimde ama resim dosyam yok. Öğretmen: Biraz daha dikkatli olmalısın Ayça. Bugün çok fazla eşyanı kaybettin. Ayça: Evet öğretmenim, çok üzgünüm. Neyin nerede olduğunu hatırlayamıyorum. Öğretmen: Sanıyorum ki dosyan arkadaşlarının dosyalarının yanındadır. Dikkatli bakarsan belki görebilirsin. İstersen gel birlikte arayalım. Ayça: İşte buldum. Öğretmenim, sanırım sınıfımızdan bir arkadaşım benim beslenme çantamı almış. Öğretmen: Bak Ayçacığım, beslenme çantam burada. Aslında sen eşyalarını kaybetmiyorsun. Sadece onların nerede olduklarını unutuyorsun. Öğretmen: Herkes sırasına otursun. Şimdi size bir soru soracağım. Eşyalarınızın hangi renk olduğunu hatırlıyor musunuz? Çocuklar: Evet, evet, hayır, evet, hayır. Öğretmen: Pekala çocuklar, o zaman sizinle bir oyun oynayalım mı, ne dersiniz? Çocuklar: Evet. Ayça: Öğretmenim, eşyalarımızı bulma oyunu mu oynayacağız? Öğretmen: Onun gibi bir oyun Ayçacığım. Bekleyin ve hep birlikte görelim. Ayça: Peki öğretmenim. Öğretmen: Şimdi herkes her renkten bir kağıt alsın ve sırasının üzerine koysun. Şimdi herkes sırasından kalksın ve saydığım eşyaları yanına alsın. Kalem kutusu, beslenme çantası, sırt çantası, kalem, resim dosyası. Öğretmen: Şimdi kalem kutularınızı alın. Kalem kutunuz hangi renkteyse o renkteki kağıdınızın üzerine koyun. Şimdi sırt çantanızı ve sırada kalemleriniz var. Beslenme çantalarınızda hangi renkse onların yanına koyun. Mehmet: Öğretmenim, benim eşyalarımın hepsi turuncuymuş. Diğer kağıtlar boş kaldı. Ahmet: Benimkiler de. Ece: Benimkiler de pembeymiş öğretmenim. Benim de diğer kağıtlarım boş kaldı. Ayça: Benim tüm kağıtlarımın üstü doldu öğretmenim. Benim eşyalarım rengarenk. Öğretmen: Eşyalarının nerede olduklarını bu yüzden unutuyor olabilir misin Ayça? Ayça: Sanırım öğretmenim. Öğretmen: Senin olan eşyaların renklerini hatırlayamadığın için diğer arkadaşların eşyalarıyla karışıyor demek ki. Ayça: Evet, ama ben hepsinin rengini seviyorum. Öğretmen: Ben de Ayça gibi çok farklı renkleri seviyorum. Eşyalarımı farklı farklı renk ve şekillerde alıyorum. Mehmet: Öğretmenim, Ayça'nın eşyasını ben nerede görsem tanırım. Renkliler ama hepsinin üzerinde kelebek etiketleri var. Ece: Evet Ayça, sınıfta sadece senin eşyaların üzerine kelebek etiketleri yapıştırılmış. Öğretmen: O zaman biz Ayça ile bütün gün kelebeklerin peşinden koştuk. Ayça: Evet öğretmenim ve çok eğlenceliydi. Öğretmen: Bir dahaki sefere kelebekleri kovalamayıp onlarla beraber uçabiliriz değil mi Ayça? Ayça: Tamam öğretmenim. Hem artık hangi kelebeğin hangi renkte olduğunu da biliyorum. Ece: Biz de yolunu kaybetmiş bir kelebek görünce sana haber veririz Ayça. Çocuklar: Evet, kesinlikle. Ayça: Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Öğretmen: O zaman eşyalar ve kelebekler renklerine göre dolaplara.